Devlet prim giderleri 23 milyon. 03 mal ve hizmet alım giderleri 25 milyon. 05 cari transferler 23 milyon 950 bin. 06 Dursun. Sermaye giderleri 5 milyon 100 bin. Kurumsal toplamı 279 milyon 50 bin. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sayın Milletvekilleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi üzerinde söz isteyen var mı? Yalnız önce Sayın Dursun Oğuz'a vermem lazım. Buyurun Sayın Oğuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ilgili kamu güvenlik görevlilerinin olan Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, biraz sonra da herhalde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçeleri peş peşe geliyor. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili fazla uzun zamanınızı almayacağım. Kısa bir bilgilendirme ve beklentiyi dile getirmek istiyorum. Bu konu 3-4 yıldan beri kamuoyunun gündeminde. Öyle demedim. Özellikle 47-2010 yasası çıktıktan sonra, geçtikten sonra, bu ülkede biliyorsunuz hala o yasaya değişmesiyle ilgili çalışmalar da var. Tam olarak değiştirmedi ama iyileştirmeler var, delinmesi var. Ancak özellikle güvenlik kuvvetleri personelinin devlette mesai almayan, ödenek almayan, mesai olarak diyorum, tahsisat olarak demiyorum, iki tane kurumdan birisi. Bu yasa kapsamına girdiği için özellikle mukale ereri başlarla ilgili, daha önce adları uzman olanlarla ilgili mecliste hep beraber bir yasa geçirmiştik. Geçen hükümet döneminde de son zamanlarda yine bir tadilat daha yapmıştık o yasayla ilgili. Ancak buradaki görev alan özellikle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın asıl iş gücünü oluşturan yaklaşık bine yakın. Şu anda tam sayıları bin değil ama ve münhal de var. Yanılmıyorsam 25 erkek, 2 de kadın olarak 27'de münhal yapacak. Münhal açıldı. Bunlarla ilgili bir sorunları var. Bu sorunu hep dile getiriyoruz. Diğer partideki arkadaşlar da dile getirdi. Tabii şimdi hep aynı konu gündeme getirilince, savunma bütçesi deyince elimiz kolumuz bağlanıyor. Bildiğiniz gibi bir bütçe KKDC'nin, bir bütçe de savunma olarak hibe şeklinde geliyor. Ve maalesef Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın hibe olduğu için bu bütçe, burada KKTC hükümeti olarak pek elimiz kolumuz bağlı diyelim açıkçası. Bununla ilgili belki iyileştirmeler elden geldiğince yapıldı. Serdar Bey de konuyu yakından takip ediyor. Daha önce de aynı konuyla çalıştık. Bu bine yakın uzmanın, mukalle erbaşın haklarıyla ilgili, özellikle ekonomik yönden maaş artışıyla ilgili baremlerinin 20 yaşında, 21 yaşında, üniversiteye kadar en çok 27 yaşında işe girenlerin 12 yıl dolduğu zaman sabitlenmesi olayı var. Ve bundan sonra bir açılım yapılamadı. Sivile geçişlerle ilgili devlet olarak bir fedakar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı bir fedakarlık yaparak bunları 1/3 oranında 40'la 45'e geldiği zaman sivil kadrolar intibakları yapılıyor. Ancak üniformalı olarak devam edenlerin hem motivasyon anlamında hem de düşünün ki 20 yaşına, 21 yaşına giren bir genç 32 yaşına geldiği zaman 45 yaşına kadar 13 sene aynı baremde sadece hayat pahalılığı artışı olarak bir durmaları var. Bunun açılımıyla ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanı da bazı çalışmalar yaptı. Geçmiş hükümet döneminde de bildirdi. Bu yine gündeme gelecek. Zaten sorunlar biliyor ama bunu aşmayla ilgili bu savunma bütçesinin dışında bir kaynak yaratılır mı diye bununla ilgili de bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu sadece benim sorunum değil, hepimizin sorunu. 1000 tane gencin bu ülkede hem askerin içindeki iş gücü olarak hem de mukaleler erbaşı olarak da bir sorunudur. Bunu çözmeyle ilgili belki alternatif kaynak yaratılır mı? Tabii mali disiplini bozar bozmaz onu da bilmiyorum ama bir şekilde bu motivasyonun arttırmaya yönelik böyle bir beklenti var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı içerisindeki bu personelde 40 yaşında ve 45'e gelenlerin yine daha önce bir beklentileri oluşmuştu. Tabii bunların erken emekliyle ilgili. Çünkü askerde askerlik yasasının içinde subay ve az subayların kendi yasalarından doğan bir hak vardı. 25 yıl fiili hizmet yaptığı zaman emeklilik hakkı kazanıyorlar. Ancak mukalleler baş sözleşmeliden böyle bir statüye
Çünkü sözleşme olarak istihdam edildikleri için onlar da güvenlik kuvvetlerinin içinde güvenlikle direkt ilgili silahlı bir güç olmasından dolayı biz de silahlı gücüz. Neden biz de buna tabi değiliz diye bir beklentileri oldu. Bu da sözleşmeliden işte yapabildiğimiz hükümet imkanlarıyla yine güvenlik kuvvetlerinin dediğim gibi burada hakkını yemeyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde mali programı yapanların da destekleriyle bir iyileştirme yaptık. Ama bu kısmi iyileştirme oldu. Belki tekrar geriye dönüp bunların güvenlik kuvvetleri komutanlığı içerisinde aylık çeyrek baş kadrosundaki kadrolara girebilirlerle ilgili bir çalışma daha yapabiliriz. Ama şu andaki yapılan yasa 40 ile 45'ten sonra en azından bu insanların halk tabiriyle tırnak içerisinde sokağa atılmalarından veya gelecek güvencesini garanti almayı sağlamış durumda. Ancak 20'li yaşlarda işe girdiklerinde 45'e ve 40'a kadar olan 40 kadınlar için 45 erkekler için olan süre içerisindeki o süreç içerisinde daha güvende hissetmeleri, özlük haklarla ilgili de bazı iyileştirme beklentileri içindedir. Şimdi Afrin'e için Hatay'a gittiğimizde oradaki mukale erbaşlarla orada uzman adı geçiyor. Burada daha önce uzmandı, şimdi mukale erbaşa döndü. Onlarla ilgili oradakilerin hakları nedir dedik. Daha önce biz bu yasayı alırken Türkiye'deki usule uygun orada 45 yaşlı, şimdi orada 52 yaşa çıkartılmış ve 52 yaşta direkt onlara emeklilik hakkı verilebiliyor Türkiye'de. Tabii Türkiye'deki şartları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şartlarla eşit tutar mısınız, tutmaz mısınız o ayrı bir konu. Hizmet yönünden yıllar itibariyle baktığınızda aynıdır ama Türkiye'deki çatışma olayına veya da oradaki mesleğin zorluğuna bakarsanız o ayrı bir değerlendirme. Ama meslek süresi açısından 52 yaşta orada bir düzenleme olduğunda sonuçta askeri birlikteliğin içerisinde hep böyle bir beklenti oluşuyor. Bununla ilgili herhalde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nın 52 ile değil ama mevcut 40 ile 45'e kadar gelen süreçle ilgili mali yönden bir düzeltme talebi oldu. Bu da dediğim gibi savunma bütçesinin içinde olması bir handikap, bir dezavantaj. Bunun açılımıyla ilgili bir şey yapılabilir mi? Yapılmasıyla ilgili ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili. Çünkü özlük haklarında da sağlık yönünden bir kısım olsun bir iyileştirme yapıldı. Daha önce herhangi bir rahatsızlığı olanın sağlık kurulu raporuyla direkt sistem dışına çıkartılıyordu. Yani 15 yıl bu işi yapan bir mukale ererbaş herhangi bir rahatsız olduğunda sağlık kurulu raporuyla bir aydan aşırı süre yatalak veya herhangi bir rahatsızlık 3 aylık 6 aylık olduğunda sistem dışına çıkartılıyordu. Bu yasa yapıldıktan sonra o haklar verildi. Bir nebze olsun verildi. Bazı GATA raporları örneğin son dönemde 2 tane askerin başına geldi. Bunlarla ilgili 14 yıllık bir mukale erer başında sağlığa uygun değildir, güvenlik kuvvetlerinde çalışması uygun değildir diyerek sistemin dışına çıkartıldı. Bununla ilgili de belki bir tüzük çalışması yapılabilir. Çünkü subay az subaylar, özellikle az subaylarla ilgili 2008'deki tek tip sosyal güvenlikten sonra az subaylarda da belli bir süre çalışmadıktan sonra sistem dışına çıkabiliyordu. Yani görevine son verilebiliyordu. Ancak bir sözleşmeli hak orada verildi, bir tüzük değişikliği yapıldı. Geçmiş hükümet döneminde böyle bir hak sağlandı. Belki bunlarla da ilgili bu şekilde mağdur olanlar belki birdir belki ikidir ama ileriyle ilgili bir güvence açısından bir iyileştirme yapılabilir. 47-2010 yasası bu ülkenin bir sorunu mu? Sorunu. Bütün çalışanların sorunu mu? Sorunu mu? Ama dediğim gibi zaman mevhumu olmadan, saat mevhumu olmadan, mevsim mevhumu olmadan çalışan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve biraz sonra onda da konuşacağız. Sivil savunmanın herhangi bir ek mesai, ek ödenekleri diye bir durumu yoktur. Tahsisatlarının dışında. Yani devletle olan fark hem kamu güvenlik görevlisidirler. Kamu güvenlik görevlisiniz biliyorsunuz belli haklardan mahrumdurlar. Ama buna rağmen savunma bütçesi içinde olmasından dolayı da biz bunlara böyle bir açılım ekonomik anlamda yapamıyoruz. Bu konuyla ilgili de hepimiz ama sadece hükümetin değil çünkü biz de hükümet yaptık. Aynı sorun bizim zamanımızda da vardı. Belki bunun açılımıyla ilgili siyasi irade ama biraz da ekonomik imkanların yaratılmasıyla ilgili bir çalışma yaparsak her açıdan hem onların motivasyonu açısından iyi olur. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Oğuz. Sayın milletvekilleri, şimdi de sırada Sayın Erhan Arıklı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, daha önce Sayın Başbakanım bana burada kalın ayar vermeye çalışmıştı.
bugün de enteresan bir şekilde şefkat kelimesi gibi son derece güzel bir kelimenin imalı bir şekilde söylenmesinden yola çıkarak bana edep ve ahlak dersi vermeye kalktı. Sayın Başbakanım, ben bir dönem din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptım. Bu dersin en önemli konulardan bir tanesi de edep ve adab-ı muaşerettir. Bu konuda ben ders verebilirim isteyenlere. Benim mesleğim bu. Ben size bir soru sordum. O sorunun cevabını almakta güçlük çekiyorum. Diyebilirsiniz ki kardeşim, ben Ankara'da 45 dakika Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmam devlet sırrı kapsamındadır. Bu konuda açıklama yapmak istemiyorum. Ben hiçbir yerde bir milletvekiliyle ilgili size orada ayar çekildi falan demedim. Hiçbir milletvekilinin adını da anmadım. Öyle bir şey söylemedim. Lütfen bu konuyla ilgili herhangi bir yerde milletvekili ismi olarak bir şey söylediysem önüme getir. Hayır, ben bitireyim madem öyle. Sayın milletvekillerin, sonra rica edeyim ben. Sayın Arıklı bitirsin, sonra evet. Soru sormak isterseniz sorarsınız. Ben sadece orada ne konuşulduğunu merak ediyorum. Doğan Haber Ajansı'ndan çıkan, Sabah gazetesinin yayınlarından çıkan iddialardan yola çıkarak diyorum ki orada buradaki uygulanan politikalarla ilgili size bir şeyler söylenmiş olması lazım. Bunun ne olduğunu açıklayın diyorum. Hepsi bu. Açıklamak zorunda da değilsiniz Sayın Başbakanım. Efendim? Evet. Siz bunu açıklamazsanız, aradan bunca gün geçti. Ben de derim ki orada size kalın ayar verildi. Orada ayar nasıl olurmuş gördünüz dedim. Hepsi bu. Şimdi Sayın Başbakan, bakın ben son derece nazik birisiyim. Gerçek söylüyorum. Ben mümkün olduğu kadar ortamı germemeye çalışıyorum, yumuşatmaya çalışıyorum. Siz bana her cevap verdiğinizde bir yerlere mesaj vermek kaygısıyla olsa gerek, sürekli hakaret ölçülerine varan bir şekilde bana hitap ediyorsunuz. Burada birçok arkadaşımla son derece seviyeli bir ilişki kurduğumu düşünüyorum ama sizinle bu ilişkiyi bir türlü kuramıyoruz nedense. Lütfen ortamı asıl siz geriyorsunuz. Bundan vazgeçin. Ben sürekli olarak size her karşılaştığımızda veya burada hitap ederken Sayın Başbakanım diyorum. Çünkü sen benim başbakanımsın. Bu sebepten dolayı lütfen ortamı siz geriyorsunuz. Bundan vazgeçin. Daha yumuşak konuşabilirsiniz, daha uygun ölçülerde hitap edebilirsiniz. Onun için lütfen ortamı germekten vazgeçin. Şimdi güvenlik kuvvetlerinin bütçesini konuşuyoruz. Bu konuda özellikle üzerinde durmak istediğim, değinmek istediğim bir konu var. Bunu Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızın da dikkatine getirmiştik. O da Güvenlik Kuvvetleri bünyesinde çalışan uzmanların durumu, ki şimdi uzman olarak geçmiyor, mukaveleli çavuş onbaşı erler diye geçiyor. Bunların gerçekten çok ciddi sıkıntıları var. Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız bu şikayetlerin büyük bir kısmının sivil otorite tarafından halledilmesi gerektiğini söylemişti. Bir kısmı da kendi iç işlerinde yapacakları düzenlemelerle halledilebilecek konular olduğunu söylemişti. Ben sivil otorite olarak, madem ki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı size bağlı Sayın Başbakanım, bu konuda lütfen uzmanlarla ilgili Sayın Başbakanım, şimdi okuyorum da bunu size takdim edeceğim zaten. Uzmanlarla ilgili alınması gereken ciddi tedbirler var. O arkadaşların çok ciddi sıkıntılar var.
diyorlar ki bir, biz diyorlar uzman rütbesine hak sahibi durumdayken uzmanlar lider personel durumundaydı. Yeni yapılan düzenlemeyle mecliste bir düzenleme yapıldı. Fakat bazı konularda eskisinden daha beter hale geldi durum. Yeni yapılan düzenlemeyle bütün uzmanlar lider personel olmaktan çıkarıldı. Bu askeri bir tabir, lider personel. Çıkarıldı ve erbaşların devamı konumuna getirildi. Böylece kıdem sırası mukaveleli çavuş, mükellef çavuş, mukaveleli onbaşı, mükellef onbaşı, mukaveleli er, mükellef er yapıldı. Böylece yeni durumda 6 aylık asker onbaşı olduğunda 15-20 yıllık mukaveleli erlerin kıdemlisi oluyor diye bir şikayetleri var. Bu bir. İki, mukaveleli personel bayanlarda 40, erkeklerde 45 yaşından sonra sivil işçiliğe geçiyorlar. 25 yıl askeri kıyafet giydikten sonra sivil işçi kimliği verilerek sivil işçi statüsünde emekli olmak bu camia için hem madden hem de manen büyük kayıplara neden olmaktadır. Bunun düzenlenmesini istiyorlar Sayın Başbakanım. Mukaveleli personelin barem artışları 12. yılda durdurulmaktadır. Bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. 12. yılda barem artışları durduruluyor. Ne hikmetse. Barem işçi artışlarının diğer kamu görevlileri gibi, barem içi artışların diğer kamu görevlileri gibi görev yaptığı yıl boyunca devam ettirilmesi daha adil olacaktır diye yalvarıyorlar size. Adalet de onu gerektiriyor. Hepsine ya hiçbirine. Evet. Dördüncü ricaları Sayın Başbakanım. Diyorlar ki mukaveleli personelin 3 yılda bir aldıkları kıdemin maddi getirisi as subaylarda olduğu gibi mukaveleli personelde verilmesi maaşlarda adaleti sağlayacaktır diyorlar. Sayın Maliye Bakanım bu konuyu da söyledi. Mukaveleli personele iş güçlüğü ödeneği %6,5'tür diyorlar. Oysa subay ve as subaylara verilen ödenek %10'dur. İş gücü ödeneğinde eşitliğin sağlanması diyorlar bizleri rahatlatacaktır. Altıncı ricaları mukaveleli personele verilen lojman haklarının artırılması elzemdir. Güvenlik kuvvetlerimize lojman ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan güven yapı kopa uzmanlar her ne hikmetse üye yapılmıyorlar. Ya uzmanlar için de bir yapı kooperatifi kurulmalı ya da güven yapı kopa uzmanlar da üye yapılabilmeli. 7. Mukaveleli personel olarak çalışan sivil işçi ve sivil memurların statü olarak üst mü as mı olduğu açıkça belirlenmediği için karışıklıklar olmaktadır. Bu konu diyorlar açıklığa kavuşturulmalı. 8. ricaları uzman personel bir yıl içinde 3 ay hava değişimi aldığında sözleşme tek taraflı olarak feshediliyor diyorlar. 9. Uzman personel 45 gün hava değişimi aldığında maaşının bir ayı devlet tarafından 15 günü ise kurum tarafından kesintili olarak ödeniyorlar. Oysa subay, as subaylar hava değişimini süreye bakılmaksızın devlet tarafından ödeniyorlar. 10. ricaları da son olarak uzman personel bir ay hapis cezası aldığında sevgili Dursun Oğuz, bunu keşke o yasada da bir halledebilseydiniz. Bir ay hapis cezası aldığında sözleşmesi tek taraflı feshediliyor. Oysa subay ve as subaylarda bu süre 6 ay. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu konuda uzmanların feryadını dinlemenizi rica ediyorum. Sayın Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben buyurun Sayın Oğuz. Hayır sizin zamanınızda evet, sizin gayretlerinizle bu yasa hazırlanmıştı. 180'i biz 90 gün olarak düşündük ancak o zaman güvenlik kuvvetleri komutanı subay uzman mukayeleri başı sözleşmeli personel olduğu için kendi işlerindeki emir komuta zinciri içerisinde bunun 30 gün kalması gibi çünkü sağlıkta bazı haklar verince öyle bir durum olmuştu. Bunun gelişmesiyle ilgili bizimle gelişim yaptık. Güvenlik kuvvetleri komutanı 2-3 kere görüşüp bunun iyileştirebileceğini söyledik. Ama dediğiniz gibi as subaylarda 180 gün, 6 ay durumlarda. Ancak sözleşmeden geçtikleri için ilk maddeler, ilk yasa hazırlığımızda bu vardır. Baktığınızda da zaten arşivimizde de bunların 180 gün olarak sunulmuştur.
Ancak siz de takdir edersiniz ki güvenlik kuvvetlerindeki emir komuta sisteminde onların uygun görebildiği ölçüde zorlayarak bu kadar oldu. O nedenle yani 30 gün kalmıştır. Bununla ilgili çalışma yapılmıştı ve orada şeyleri de vardır, tutanakları da vardır. Evet, teşekkür ederim. Asım Bey, siz bir soru soracaktınız. Soru değil, konuştur. Sayın Arıkçı, siz geçtiğimiz hafta Gençlik'te yayınlanan Mustafa Halkan'ın programına katıldınız. Evet. O programda dediğiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamanın esas gerekçesi Asım Akansoy'un ve Doğuş Derya'nın açıklamalarıdır, çıkmışları diyor. Bu çerçevede de Sayın Başbakan'a yaptığı görüşmede, yapılan görüşmede Sayın Erdoğan bunu ifade etmişti, sormuş. Ben o şekilde demedim. Tam ne konuştuğumu hatırlamıyorum ama söylediğim şuydu. Afrin harekatı sırasında sizin bir sosyal medyada paylaşımınız vardı. Bulabilirim onu. Şu anda hatırlamıyorum ama birazdan yerime geçince hemen bulurum. Bir de Doğuş Hanım'ın bir açıklaması vardı. Bu ciddi bir tepki uyandırdı. Hatta sizin o iki açıklamanızdan dolayı, iki milletvekilimizin açıklamasından dolayı da Türkiye Büyükelçisi'nin yemin törenine gelmediğini hep birlikte biliyoruz. Bu sebepten dolayı büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı da bu konudaki hassasiyetini orada Sayın Başbakan'a aktarmıştır manasında söyledim. Bunun dışında herhangi bir şey söylemedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Arıklı. Sayın milletvekilleri, şimdi de söz sırası Sayın Zorlu Töre'de. Buyurun Sayın Töre. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Ersin Tatar şu an söz istedi. Ondan sonra başka yok. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Güvenlik kuvvetleri komutanlığımız tabii ki bildiğimiz gibi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın devamı olan bir teşkilattır. Türk Kuvvet Komutanlığı'dır. Hiç şüphesiz Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ulaşmasında büyük görevler yaptı. Türk Mukavemet Teşkilatı mücahitleri ne elbette çok şeyler borçluyuz. Güvenlik kuvvetlerimizin de elbette lojistik olarak birçok desteğe ihtiyacı vardır. Güvenlik kuvvetleri komutanlığımızın ve personelin elbette psikolojik desteğe de ihtiyacı vardır. Personel desteğine de ihtiyacı vardır. Silah, teçhizat, mühimmat desteğine de elbette ihtiyacı vardır. Dolayısıyla güvenlik kuvvetlerimizin personel ihtiyacında, asker ihtiyacında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra bu ülkeye gelip de bu ülkede doğan çocuklar vardır ve vatandaş olmayanlar da vardır. Okul öncesi küçük yaşta bu ülkeye gelip de İlkokulu, ortaokulu, liseyi burada bitiren de vardır. Netice olarak 18'ini burada tamamlayan gençlerimiz de vardır. Dolayısıyla bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda askere alınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu gençlerimiz artık vatandaş olmasalar bile Kıbrıslıdırlar. Burada doğmuşlardır. Burada küçük yaşta gelmişlerdir. Buraya adapte olmuşlardır. Dolayısıyla burada vatandaş olmaları ve askere alınmaları gereklidir. Vatandaş olmasalar bile ana vatan Türkiye ile bir anlaşma yaparak burada doğan küçük yaşta bu ülkede olan gençlerimizin burada askere alınması, mücahit olarak göreve devam yapmaları ve terhis olmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok ciddi sorunlar vardır. Geçen gün Lefke Çamlıköy'de bir delikanlı genç yanıma geldi ve dedi ki abi dedi ben dedi burada doğdum dedi. 18 yaşındayım, lise son sınıfım dedi. Konuşmayı da bu genç arkadaşım yapmıştı Çamlıköy şehitleri için. Bu arkadaşım yapmıştı ve dedi ki benim askerlik durumum ne olacak dedi. Ben dedi ailem fakirdir.
büyük ihtimalle üniversiteye gitmeyeceğim dedi. Benim askerlik durumum ne olacak şeklinde bir soru yöneltti. Tabii bunlar çok söyleniyor. Bu ülkede doğan çocuklar, küçük yaşta bu ülkeye gelen çocukların sorunları çözülecek deniyor ama geçmiş hükümet bayağı da gayret gösterdi vatandaşlık konusunda, özellikle bu ülkede doğan çocukları, ama yeterli olmadı. Yine çok yerlerde işitiyorum ve duyuyorum. Ben bu ülkede doğdum, küçük yaştan beri buradayım. Ben askere burada gitmek isterim veya üniversiteye gideceksem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanların kazandığı hakları benim de almam en doğal hakkımdır diyor. Çünkü ben burada yaşıyorum. Başka bir birey değilim şeklinde ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu konunun mutlaka ele alınması gerektiğine inanıyorum. Güvenlik kuvvetleri komutanlığımızın mücahitlerine buradan selam gönderirken, Afrin'de Türk bayrağını Afrin'in merkezine diken Mehmetçiklere de buradan selam gönderiyorum. Buradan tam 15 gün önce biz de Hatay'a gittik ve oradaki sınır bölgelerine de geçtik. Cilve Gözü'nün ötesine de geçtik. Suriye topraklarına da geçtik. Ve oradaki askeri birliklerimizle de temas ettik. Valimiz, kaymakamlık, belediye başkanları, onlarla hepsiyle de görüştük. Morallerinin çok yüksek olduğunu görmüştük. Ama Afrin'e Türk bayrağının dikilmesiyle Türk'üm diyen herkesin büyük bir şeref duyduğunu, gurur duyduğunu da bu Cumhuriyet Meclisi'nden ifade etmek istiyorum. Ve bütün aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun, yaralı Mehmetçiklerimizin de en erken zamanda tekrar sağlıklarına kavuşması için onlara da acil şifalar diliyorum. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, kahraman Türk ordusunu buradan selamlıyoruz. Anavatan Türkiye'ye, Türk milletine olan bağlılığımızı buradan da ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, polis teşkilatı görüşülürken ben söz almadım. Güvenlik kuvvetlerinde alayım dedim. Çok konuşmacı vardı. Tabii ki polisin görevlerinden bir tanesi de cürümleri önleme görevidir. Bir olay çıkmadan cürüm olmasını engellemektir. Şimdi geçen gün İskele'de meydana gelen olaylarda polis teşkilatımızın bildiğim kadarıyla kimlik yoklaması vardı. Şüphe ettiği kişilerden kimlik sorardı. Orada bir tanesi kimliğini ibraz etmedi. Kimliğini ibraz etmeyip koşarak kaçtığı için polis de onun peşine düştü. Peşine düşünce o koşan kişiyi korumak için başka kişiler de hemen devreye girdi. Yani orada o 21 Mart Nevruz etkinliğine katılan ama 18 Mart'ta yapılan bu Nevruz etkinliğinde diğerleri de onun yanına koştu ve polisi engellemeye çalıştılar. Polisin görev yapmasını engellemeye çalıştılar. Bu bir suçtur. Yani orada polis dava okudu, tutuklama yaptı, gözaltına aldı. Sadece 3 tanesine dava okudu, diğerlerini serbest bıraktı. Elbette polisin değerlendirmesine bağlıdır bu iş. Ama orada bir suç vardır. Polis engellenmeye çalışıldı. Polise tekmeyle vuruldu ifadesi alınmaya çalışılırken. Ve oradaki polise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatılacak şekilde polise Erdoğan'ın piçlerisiniz dendi. Bunu halk, kamuoyu bilmesi lazımdır. Bu kelimeler yanlış kelimelerdir. Tabii ki buradan meclis kürsüsünden ifade edilmemesi lazım. Ama kamuoyunun da bunu bilmesi lazımdır. Hiç kimse Türk polisine, Kıbrıs Türk polisine böyle bir laf edemez. Kaldı ki bizim polisimiz orada bir görev ifade etmeye çalışıyor. Cürüm oluşacaksa cürümü önlemeye çalışıyor. Eğer mahkemelik bir olay varsa çıkarabilirsiniz. Bir cürüm olacaksa da onu önleyecek. Bir cürüm de oluşmuşsa suçlular kimse, zanlılar kimse, o olayı kim yapmışsa onları alıp sorgulamaya çekmek ve onlara dava okumak
elbette polis adli şubesinin görevidir. Bu yapılmış ve mahkemeye çıkarılmış ve teminatla serbest bırakılmış. Yani teminat karşılığı yargılanmaları ileride olmak şartıyla serbest bırakılmış. Bu ne demektir? Yani orada bir suç olmuştur. Orada bir fiili durum vardır ki polis bu tespiti yapmıştır. 8 tanesinin 5 tanesini serbest bıraktığına göre, onlara dava okunmadığına göre ve 3 tanesine okunduğuna göre o 3 kişi fiili olarak tespit edilmiştir. Bir cürüm işlemişlerdir ki polis onları alıp mahkemeye çıkarmıştır ve teminatla serbest bırakmıştır. Yargılanmaları da ileride yapılacaktır. Şimdi Güzelyurt'ta Çanakkale şehitlerini anma etkinliği oldu. Oradaki okul hangi okulsa düzenlediği etkinlikte çok başarılı bir tiyatroya benzer bir olay yaptılar. Ve şehit düşen bir çocuğu canlandıracak şekilde onun üzerine Türk bayrağı koydular. Ve bir de pankart açıldı orada ve dendi ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Elbette çocuklarımıza, gençlerimize vatan sevgisini, bayrak sevgisini aşılamak öğretmenlerin de görevidir, bizlerin de görevidir. Biz siyasetçilerin de görevidir. Ama çıkıyor, ilgili müsteşar diyor ki soruşturma başlatacağız diyor. Çıkıyor bir sendika, diyor ki barış kültürü değildir bu, barış dili değildir diyor. Muhafazakar bir kültürdür diyor ve doğru değildir. O sendika geçmişte ne yazmıştı? Ben hatırlatacağım halkıma, halkım bilsin. Masum değillerdir. Gazetelere de, broşürlere de el yazılarıyla bunları yazdılar. Ey Ankara, ne askerini, ne memurunu, ne paranı istemiyoruz. Uzatmalı bir şekilde yazdılar. Bunun gibi daha birçok yazılar vardır ama en çarpıcı örneği budur. Bu sendikanın ilgili yetkili kişisi açıklama yapıyor ve Eğitim Bakanlığı müsteşarı da soruşturma başlatacağız şeklinde açıklama yapıyor. Eğer Eğitim Bakanlığı bu sendikanın peşine düşecekse gençlerimiz, çocuklarımız yandı demektir. Nerelere sürüklenmeye çalışacağız? Bu kürsüden sormak istiyorum. Dolayısıyla daha önce burada da yine böyle bir vaka oldu. O kelimeleri tekrar hatırlatmak istemiyorum. Ama Eğitim Bakanlığı'nı yakın takibe aldığımızı da ifade etmek istiyorum. İlgili bu sendikanın peşine düşüyorsa ve icraatlarını ona göre yönlendirecekse bu açıklama bile öğretmenler ve öğrenciler üzerinde ciddi bir psikolojik baskıdır. Bunu asla kabul etmiyorum ve reddediyoruz. Ulusal Birlik Partisi olarak biz bunu reddediyoruz. Orada çok anlamlı bir etkinlik yapıldı. Ben de en az 4-5 tane Çanakkale şehitlerinin hatırasına etkinliğe katıldım. Hepsi birbirinden güzeldi. Gençlere mutlaka milli şuuru vermek gerekir. Barış kültürü diyerek, ey Ankara, ne memurunu, ne askerini, ne paranı istemiyoruz. Bu mu barış kültürü? Bu mu barış dili? Halkımız bunları duysun ve ona göre kim soruşturma istedi, kim de soruşturma açacağız dedi, bu kişileri tanısınlar. Bakın orada Çamlıköy'de şehit düşen çocuk tam 15 yaşındaydı. Emin İzzet. 15 yaşında lise 1 daha yeni başlamıştı. Mevziden mevziye abilerine yardım etmeye çalışırdı. Ve Rum tarafından gelen kahpe bir kurşunla şehit oldu. Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümü. Biri 18 Mart, birisi 19 Mart. 18 Mart'ta Türkiye'de bir şarkı vardır. Hey 15'li 15'li Tokat'ın yolları taşlı. Ana gidiyorum ben düşmana karşı, anamın gözü yaşlı. Yani bu çocuk da işte, bu da ana kuzusu. Oradaki Mehmetçik 15 yaşına gelmişti. Çünkü 15 yaşından büyükler, herkes cepheye gitti, herkes şehit oldu.
Ama en son dediler ki 15'lileri de toplayın, 15'liler de gelsin Çanakkale'ye. İşte Kıbrıs'taki Türk mücahitleri 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında birçok gencimiz mücahit oldu. Daha çocuk yaşta. Çocuk yaşta daha birçok gencimiz şehit oldular, şehitlik mertebesine ulaştılar. Onların ruhları şad olsun. Dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi, ben ifade ettim, Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kurduğu bir cumhuriyet. Ama Cumhurbaşkanı Denktaş şöyle ifade etti: her dönemin adamı olmayın, her dönem adam olun. Özellikle milli davada her dönem milli davayı savunalım. Cumhuriyeti savunalım, mücahit ruhunu savunalım, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ruhunu savunalım, Mehmetçik ruhunu savunalım. Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin yüksek çıkar ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onları savunalım. Milim bu noktadan ayrıldığımız anda başımıza ileride büyük bir felaket gelebilir. Girit Rumlarının durumuna, Girit'teki Türklerin durumuna düşebiliriz. Batı Trakya'daki Türklerin durumuna düşebiliriz. 12 adalardaki Türklerin durumuna düşeriz. Dolayısıyla daima dikkat ve daima takipte olmak mecburiyetindeyiz. İçeride ne oluyor, dışarıda ne oluyor, bunları yorumlamak mecburiyetindeyiz. Ben milletvekili olarak bu görevimi yapmaya çalışıyorum. Ulusal Birlik Partisi olarak da ulusal duruşumuz bu şekildedir. Saygılar sunuyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi de sırada Sayın Menteş Gündüz var. Buyurun Sayın Gündüz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az önce polis bütçesini görüşürken polisin iç huzurumuzu ve güvenliğimizi sağladığından bahsettik. Şu anda görüşümüz bütçe, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi ve ulusal haklarımızı, ulusal güvenliğimizi sağlayan bir birimimizdir. Çoğu arkadaş çoğu şeye değindi. Ben çok daha farklı bir boyuta değinmek istiyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı denince İlk akla gelen 18 yaşına gelmiş olan gençlerin askere gitmesi akıllara geliyor. Ancak bunun yanında bizim güvenlik kuvvetlerini ismini duyduğumuz ama bu gelişen ve değişen şartlara bağlı olarak, işte örneğin Suriye, diğer Afrika ülkelerinde olan savaşlara bağlı olarak yaşanan sıkıntıların denizlere de hakim olmakla mümkün olacağı olgusunu yaratıyor ve bu güvenlik kuvvetleri içerisinde de bir sahil güvenlik komutanlığımız vardır. Bu da şunu gündeme getiriyor: artık karasal güvenliğin yanında denizlerdeki güvenlik ve Kıbrıs konusuna bağlı olarak yeni gündeme gelen kıta sahanlığının ne olduğu anlamı, nasıl korunacağı, kiminle korunacağı, işte bu güvenlik kuvvetleri diye tabir ettiğimiz ve bu güvenlik kuvvetleri komutanlığı muhtesinde bulunan sahil güvenlik komutanlığı vasıtasıyla. Ancak bu bütçeye baktığımız zaman yeterli olmadığını, biz güvenlik kuvvetleri komutanlığının personel olarak nitelikli, kifayetli olduğunu zannediyoruz ama bütün bu gelişen ve değişen olaylara karşı oluşan konjonktüre bağlı olarak da, teçhizat olarak da şu anda elimizde bulundurulan teçhizatın yeterli olduğunu zannediyoruz ama değildir. Dolayısıyla bu teçhizatın da geliştirilmesi gerektiğini, niye geliştirilmesi gerektiğini, çünkü örneğin insan kaçakçılığı denildiği zaman da sahil güvenlik komutanlığı devredilir. Nedir sahil güvenlik komutanlığının buradaki görevi? Sahil güvenlik komutanlığı liman sınırları haricinde, kara suları dahilinde her türlü güvenliği sağlayan bir birimimizdir. Dolayısıyla hızlı hücum botların, daha nitelikli elemanların her kötü hava şartlarına dayanıklı yetiştirilecek personelin söz konusu. Ama bütçeye baktığımızda bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrin'de girişmiş olduğu bu harekatla ilgili maddi olarak hesapladığınız zaman bir önceki dönemde Avrupa'ya, Amerika'ya bağlı olarak almış olduğu silahların
tamamen artık kendi bünyesinde bunları üretmesinden dolayı maddi olarak da avantaj elde etmiştir. Manevi olarak da elde etmiştir ve maddi olarak elde ettiği bu teçhizatlarla kendini bağımlılıktan kurtarmıştır. Dolayısıyla bizim nasıl ki iş güvenliğimizi sağlayacak olan polisin personel ve teçhizatını geliştirmeyi düşünüyorsak, güvenlik kuvvetleri komutanlığının da artık yalnızca 18 yaşına gelip de askerde olan çocuklarımızın başvurduğu bir yer değil, ulusal güvenliğimizin gerek karada gerekse denizlerde daha çok egemen, daha çok hakim olması yönünde geliştirilmesi gerektiğini gündeme taşımaktadır. Bu bakımdan ben Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesinde partimizin de bu konuda olumlu oy kullanacağını, ancak bu değişe, gelişme ve yenilenmeye bağlı olarak da bu bütçenin yeterli olmadığını, her kim ne kadar da işte siz barış düşünmüyorsunuz, işte savaş mı düşünüyorsunuz? Hayır. Biz önce savunmamızı düşünmekle mükellefiz. Biz ne kadar güçlü savunmaya sahip olursak ve bunun böyle olduğunu idrak ederlerse bizim üzerimize gelmekten çekinirler. Dolayısıyla bu bir barış kültürüdür aslında. Ne kadar güçlü savunma o kadar barışa hizmet demektir. En azından benim fikrim budur. O bakımdan az önce söyledim, partimizin görüşü olumlu yönlüdür. Keşke bu bütçeye daha çok para koyabilseydik. Keşke bütçeyi gerek personel olarak gerek ekipman olarak artırabilseydik ve artık Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerek karada gerek denizde olan personelinde artık daha da profesyonel, askerliğin profesyonel olması yönünde de adımlar atılması gerektiği düşüncesindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Gündüz, Sayın Milletvekilleri. Şimdi sıra Sayın Ersin Tatar'dan. Buyurun Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Az önce polisin bütçesinde de ifade ettiğimiz gibi bu memleketteki güven, huzur, asayiş ve buna bağlı olarak en iyi şekilde bu meselenin yönetilmesi için hem polisimiz hem güvenlik kuvvetleri komutanlığımız büyük bir özveri içerisinde çalışmaktadırlar. Tabii ki burada bütçeyi konuşuyoruz. Bütçede rakamlar bellidir. Çok da bunları böyle deklar etmek istemem. Ama İşte toplamda hem polisin hem güvenlik kuvvetlerinin bütçesi %10 üzerinde bir pay almaktadır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bütün imkanlarını zorlayarak, tabii ki bunun da büyük bir kısmı polislere, uzmanlara, çavuşlara ve orada çalışan personele maaş ödemeleri, ama günün sonunda bu kurumlarımızın gelişebilmesi için araç, gereç, teçhizat ve askeri bir takım imkanların yaratılması lazım. Onun için mutlaka bu iki büyük kurumumuz, Kolordu Komutanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri'yle işbirliği içerisinde bu bölgede Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hem mal ve can güvenliğini hem de aynı zamanda Türk ulusunu bu bölgedeki menfaatlerine katkı yapmaktadırlar. Bu da gerçekten övgü edilecek bir durumdur. Çünkü İşte her zaman söyleriz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Türk Mukavemet Teşkilatı'nın bir devamıdır ve yıllar itibariyle çok da gelişmiştir. Çok da teknolojinin de verdiği imkanlarda gerçekten kurum bir noktaya gelmiştir. Biz de tabii ki mecliste yaptığımız çalışmalarda özellikle geçen dönemde Sayın Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreterimizin de girişimiyle elden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde Maliye Bakanlığı ile de istişare içerisinde bir takım düzenlemeler yaparak personele bir takım özlük haklarıyla ilgili bir şeyler sağlamaya çalıştık. Ama tabii ki gönül isterdi ki daha fazlasını yapabilirim. Mümkün olmadı. Ama bazı haklar da verilmeye çalışılmıştır. Yani bu meclis bütün bu sıkıntılara duyarlıdır ve elden gelen her şey de yapılmaktadır. Az önce çok değerli arkadaşlarım da ifade ettiler. Gerçekten sadece karada değil, aynı zamanda bir ada olan Kıbrıs'ta ve özellikle Suriye olaylarından sonra insan kaçakçılığının da boy gösterdiği bu Doğu Akdeniz'de, denizde de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yapmakta olduğu önemli çalışmalarda bu memlekette gerçekten bir güvenlik tedbirleri vardır ve var olmaya devam ediyor. Bu fevkalade önemlidir.
O bakımdan hepimiz huzurluyuz, güven içerisindeyiz ve bu memlekette öyle veya böyle bir düzen devam etmektedir. Şimdi tabii bakıldığında şu kadar öğrenci, şu kadar gelen giden, şu kadar işte güneyden de sınırı delip gelebilen veya denizlerden o şekilde veya bu şekilde buraya giren bazı çete olaylarından da bahsedilmektedir. Bütün bunların da üstesinden gelecek olan tabii ki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın çok değerli personeli ve aynı zamanda polis kurumumuzdur. Dolayısıyla bu memleketteki mal ve can güvenliğimiz ve huzurun tesis edilmesi için bu önemli konularda çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu konularda başarılı olabilmemiz için doğru ve gerçekten isabetli personel yetiştirebilmemiz için memleketteki milli şuurun da her zaman olduğu gibi geliştirilmesi lazım. Anayasada eğitimin nasıl ifade edildiğini az önce Zorlu Bey de konuşmasında ifade etti. Gerçekten o şekilde nesiller yetiştirmemiz lazım. Ama maalesef bugün de benim bu konuda bir açıklamam oldu. 18 Mart dolayısıyla şehitliği alma gününde Sayın Milli Eğitim Bakanımızın birilerinin meseleye böyle sosyal medya üzerinden kışkırtmasıyla cevap vermiştir. Ve işte bir takım bana göre yanlış şeyler de söylenmektedir memlekette. Çünkü milli şuur fevkalade önemlidir. Çoluk çocuğumuzun bizim tarihimizi bilmesi lazım. Çoluk çocuğumuzun bu memlekette de şehitler verildiğini bilmesi lazım. 18 Mart'ı da bilmesi lazım. Dolayısıyla bu meselelerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da adı üstünde Milli Eğitim Bakanlığı doğruyu yapması lazım. Doğru kültürü, doğru eğitimi vermesi lazım. Hiçbir zaman böyle işte biz barışçıyız. Her şey barış, barış. Biz de barışa inanıyoruz. Ama çocuklarımızı ve gelecek nesilleri gerçekten milli şuurla da yetiştirmemiz lazım diye düşünmek istiyorum. Haliyle bu örnekette gerçekten Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na, polis gücümüze ve tabii ki kol ordumuzun da desteğiyle mal ve can güvenliğimizin korunması ve düzenin ve huzurun devam etmesi için bütçemizden de elden geldiği kadar imkanlar ayırmak durumundayız. Tabii ki bu arada Türkiye Cumhuriyeti'ne de yapmakta olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ana vatanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Tatar, Sayın Milletvekilleri. Şimdi de Sayın Başbakan. Tabii. Sayın Maliye Bakanı kısa bir bilgi verecek. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bugün birkaç konuşmacımız güvenlik kuvvetleri personelinin ihtiyaçları, istekleri, talepleriyle ilgili madde madde konuları da gündeme getirdi. Maliye Bakanı olarak söz alma ihtiyacını hissettim. Çünkü kimi zaman sendikalar kapının önüne gelir, bulacan annem, verecan annem der. Mecliste de huy haline geldi. Belli bir sayının üzerinde bir hedef kitle varsa onu da verin, bunu da verin, öbürünü de verin. Nereden? Bulayım da vereyim. Bulmak için atacağımız her adımda bu ülkenin ekonomik yapısında da bir takım sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Bunu bilinmiyor mu? Bu ülkenin kamu düzeni içerisinde birine bir şey verdiğinde bunun ardı ardına başka yerlere de yansıyacağını bilmiyor musunuz? Yani lütfen bakın, biz sizi düşünürüz selamı vermekten bu kürsüden vazgeçelim. Daha gerçekçi olalım. Bulduğumuz her kayıt dışının üzerine gidiyoruz. Gelirlerini artıralım bu ülkenin diye. Gelirlerini artırdıkça bu ülkenin çeşitli yerlere daha fazla imkan elbette sunmak görevimiz zaten. Bugün verilemeyen yarın da verilebilir. Ama İsviçre olmadan İsviçre'deki düzeni kurabilmeyi talep etmek çok eskiden yapılmış bir yanlıştı. Ve bugün hala da hep birlikte onun hatasını çekiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım derler. Yorganımız giderek büyüyor ama biz de büyüyoruz, ayağımız da uzuyor. O yorgan hala daha yeterli değil. Onun için lütfen bakın, işte biz gittik, orada söyledik, talep ettik.
Ama bu olmadı. Zaten geçen hükümet döneminde de aynı Maliye Bakanı'ydı, o zaman da karşı çıktıydı gibi yaklaşımlarla hareket etti. Lütfen, lütfen. Eldeki imkanlar, her neyse o imkanlar kullanılır. Güvenlik kuvvetlerinde evet çok büyük bir kesimdir uzman ve sözleşmeli personel. Ama subaya şu verilir, buna da bunu verelim. Sonu yok ki. Sonu yok. Ama bizim toplayabildiğimiz paranın, verginin sonu var. Geliştirebilirsek, çarkı daha hızlı döndürebilirsek ekonomik açıdan bunu büyütmek mümkündür. Evet. Şu anda verebildiğimiz buysa bileceğiz ki bunun nedeni eldeki imkanların kısıtlılığıdır. Aman ha ne olur siz de çıkıp işte Mercedes almayın bilmem şu kalemi kullanmayın da bunlara yatırın demeyin. Çünkü onların rakamıyla buralara aktarılacak rakam arasında dağlar kadar fark var. Daha dün hükümetteydik beraber. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Lütfen makama mesaj göndermekten vazgeçelim. Efendim? Siyaset yapsınlar. Tam istediğim o. Siyaset yapalım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bakan. Buyurun Sayın Başbakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın bütçesiyle ilgili katkıları için arkadaşlara teşekkür ederim. Gerçekten son derece meşakkatli bir işi zor koşullarda yerine getirmeye çalışan bir kurumdan, onun bütçesinden bahsediyoruz ve herkesin yapıcı eleştiriler yapmış olması, katkı koyan eleştiriler yapmış olması önemli. Ama tabii Sayın Denktaş'ın söylediklerini de ben de önemsiyorum. İki kurumumuz var ki, daha doğrusu belki yargıyı da bunun içine katarsak, üç kurumumuz var ki oradaki hassasiyetlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yargı, polis ve güvenlik kuvvetleri komutanlığımızdaki haklardan, özellikle mali yönü olan haklardan bahsederken, olabildiğince sonuç elde etmedikçe bu konuları gündeme getirmemek çok daha doğrudur. Aksi takdirde oralarda yaratacağımız demotivasyon hepimiz için son derece risklidir. O yüzden bir sonuç alabiliyorsak alalım, ondan sonra paylaşalım ki orada çalışan insanlarımız da bazen gereksiz yere ümitlenip ondan sonra da motivasyonlarını yitirmesinler. Buraları çok hassas yerler. Bu konuyu hiç uzatmak istemiyorum ama yanıt vermezsem de eksik kalır diye düşünüyorum. Öncelikle Sayın Zorlu Tören'in konuşmasında söylediği bir şeyi düzeltmek istiyorum. Sadece üç kişi değildir hakkında dava okunan. Üç kişinin hakkında dava okunup karakoldan salıverilmiştir. Diğer üç kişi hakkında da bugün mahkemeye çıkarıldıklarında teminatla serbest bırakma söz konusu olmuştur. Yani altı kişiye dava okunmuştur. Bu bilgiyi düzeltmek istedim. İkincisi, Sayın Erhan Arıklı'nın söyledikleriyle ilgili sözlerime çok dikkat ederek şunları söylemek istiyorum. Bir kere ben 5 yıldır bu meclisteyim. Ulusal Birlik Partili arkadaşlar da bilir. Benim herhangi bir milletvekili arkadaşımla seviyeli ilişki kuramamak gibi bir problemim yok. Seviyeli bir ilişki kuramadığınız kanaatinde değilim. Kürsüde konuşmadığınız müddetçe ve bunları söylemediğiniz müddetçe siz de biliyorsunuz ki dışarıda aramız gayet iyidir. Ama yok, konuşun tabii ki kürsüde, ama kürsüde konuştuğunuz zaman yine milletvekili arkadaşlarımın hepsi bilir ki çok sert eleştirilere de her zaman tahammülü olan mütehammil biriyim, ama bir konudaki bana eleştiri oldu diye değil. Bir konuda ciddi hassasiyetim var. O hassasiyet de toplumun 22 Ocak'tan bugüne
içinden geçtiği süreçle ilgilidir. O süreçle ilgili olarak her birimizin çok hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve söylediğiniz imalı sözcüklerden ben alınmam. Çünkü benim yaram yok ki kocunayım. Ama eğer o imalı sözler bu halk içerisinde herhangi bir bireyde ya başbakan taraflı davranıyor, yetmedi başbakanın taraflı davranması, polis de taraflı davranıyor, o da yetmedi, yargı da taraflı davranıyor gibi izlenim yaratırsa bunun zararı bu toplumun hepsine. Dolayısıyla bu konuda olabildiğince el ve gönül birliği içerisinde ortak zeminimiz olan kardeşlik zeminimizi koruyan bir dil geliştirmek zorundayız. Böyle bir dil değil de başka bir dil geliştirildiğinde tepki vermek ihtiyacı içindeyim ve hep olacağım. Bunu da çok açık söylüyorum. Çünkü Hüseyin Ekmekçi bu meclisin herhalde şu anda gündemi değil. Ama yani siz, yani mesele şu, siz eğer böyle imalı konuşmaya devam ederseniz, gene şimdi Hüseyin Ekmekçi de sizi herhalde yanlış anladı da bir ima var değil mi? Yani siz bu işin dersini verdiniz, ima kelimesinin ne anlama geldiğini bilirsiniz. Bakın lütfen kelimeleri doğru seçelim. Büyük ihtimalle dedim mi ben? Gündemdedir dedim. Biliyorum ben cümlemi. Büyük ihtimalle diye bir şey söylemedim. Hayır, böyle deseydiniz hiçbir sorun olmazdı zaten. Yok, böyle deseydiniz hiçbir sorun olmazdı. Ama siz kalkar da şefkatli davranıyorsunuz derseniz, siz kalkar da, bak söylediğiniz şeyi aynen okuyorum. Diyorsunuz ki, madem ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmenizde ne konuştuğunuzu açıklamadınız, ben de o zaman diyorsunuz, size ayar çekildi derim. Şimdi Allah rızası için bu ikisi mantıksal tutarlılığa sahip mi? Yani ben eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmemin sonrasında bir açıklama yapmadıysam bunlar konuşuldu diye, bunun doğal sonucu, mantıksal sonucu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bana ve Sayın Başbakan Yardımcısına ayar çektiğini, böyle bir çıkarım yapmak size mantıksal olarak doğru geliyor mu? Ha, zaten bence tartışacak bir şey yok. Yani herkesin çok doğal mantık akışı gösterir ki benim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeden sonra ne konuştuğumuza dair açıklama yapmamamın doğal mantıksal sonucu kendisinin bana ayar çektiği olamaz. Siz buradan bir şey çıkarıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz Sayın Asım Akansoy'un sorusu üzerine. Tam söylediklerimi hatırlayamıyorum ama şöyle dedim diyorsunuz. Büyük ihtimalle diyorsunuz, aynen sizin ifadenizdir. Büyük ihtimalle şu isimlerle ilgili şunları söylemiştir Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Ya yani inanamıyorum. İçeride yapılan bir görüşmeyle ilgili siz burada büyük ihtimalle ne söylendiğine dair tahminler yürütüyorsunuz. Ve bunu, yani kelimelerimi seçiyorum ama benim de ciddi bulup, yani sizin tahminlerinizi ciddi bulup buna cevap vermemi bekliyorsunuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. Demek ki size ayar çekildi diyorsunuz ve cevap bekliyorsunuz. Sayın Başbakanım, ben Asım Bey'in sosyal medyadaki paylaşımını... Ben Asım Bey'in sosyal medyadaki paylaşımından bahsetmiyorum. Onu Asım Bey'le konuşursunuz. Ama benim derdim Asım Bey'le Doğuş Hanım'ın sosyal medyada ne yazdığı değil. Sizin oturduğunuz yerden, hay bunları kapatırım sevgili Menteş ama ya bunları böyle konuşuruz ya da herkes bu şekilde konuşma hakkını kendinde bulur. Yani hiç kimse içeride yapılan bir görüşmeyle ilgili meclis kürsüsünden büyük ihtimalle böyle oldu,
Demek ki madem ki açıklama yapmadınız, demek ki size ayar çekildi gibi iki devlet arasındaki ilişkilerle adeta oynayan kelimeleri bu kadar rahatlıkla kullanamaz. Ve bilmeniz gerekir ve bildiğinizden de eminim ki biz Sayın Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak oraya gittik. Çünkü benim muadilim Sayın Binali Yıldırım'dır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan mevki olarak benden yukarıdadır. Sayın Binali Yıldırım'la yapılan görüşmenin arkasından basın toplantısı yaptık iki başbakan olarak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizi kabul etti. Bunun biliyorsunuz yukarıdan olan biri sizi kabul eder. Kabulden sonra da basın toplantısı yapılmaz. Çünkü birbirine eş seviyede iki insan değildir görüşen. Biri cumhurbaşkanıdır, biri başbakandır. Sayın Akıncı gitmiş olsaydı ki oldu geçmişte. Sayın Akıncı ile birlikte Sayın Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısı yapar. Ama başbakan ve başbakan yardımcısını cumhurbaşkanı kabul eder. Kabulden sonra ortak basın toplantısı yapılmaz. Birazcık diplomasi bilen herkes bunu bilir. Ve ben de başbakan olarak kapalı ortamda 45 dakika yapılan konuşmayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izni olmaksızın dışarıya çıkıp da içeride şunları konuştuk diyecek kadar diplomasi ve adap bilmez biri değilim. Dolayısıyla o günden beri de o konuda ben basına biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la şunu konuştuk diye açıklama yapmadım. Doğru değil. Onun kabulü üzerine 45 dakika kapalı ortamda yapılan bir toplantıdır. Bu gizli saklı bir şey olduğundan değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ben izin almaksızın Sayın Cumhurbaşkanı bana şunu söyledi de ben de ona bunu söyledim, buna cevap verdim denilir mi? Nerede görüldü bu? Ama o kadar zorlandı ki bu süreç. Nihayetinde Sayın Cenk Mutlu Yakalı'nın soruları üzerine nüfusla ilgili ne konuştuğumuzu da söyledim. Gizli bir şey de değildi. Merak ediyorsunuz madem ki konu başlıklarını söyleyeyim. Afrin'i konuştuk doğal olarak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti şu anda azından o anda son derece meşguldü bu konuyla. Vatandaşlık meselelerini konuşmadık ama nüfus meselesini konuştuk. Sayın Erdoğan'ın nüfusla ilgili görüşleri zaten malumdur. Kıbrıs'taki nüfusla ilgili. Bizim de kendisine nüfusla ilgili Sayın Kudret Özer Say'da açıkladı. Ben de açıkladım. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin ülkeye dönüşüyle ilgili projelerimiz olduğunu anlattık. Sayın Recep Akdağ da oradaydı. Ve Sayın Binali Yıldırım'la görüşmede hangi projelerimizden bahsettiysek Sayın Recep Akdağ'ın aktarmasıyla Sayın Erdoğan'la da o projeler üzerinde konuştuk. Ama ne konuştuk? O bana ne dedi? Ben de ona ne dediğimi ondan izin almaksızın, ortak basın toplantısı yapmaksızın dışarıda söyleyecek kadar diplomatik adaptan bir haber bir insan değilim. Ve bunu yapmadım diye, diplomatik adap bunu yapmamamı gerektiriyor diye, bunun mantıksal doğal sonucu Sayın Erdoğan'ın bize ayar çekmesidir diye sizin orada konuşup burada bir daha büyük ihtimalle öyle olmuştur demenizi gerçekten anlayamıyorum. Bu bir ihtimaller teorisi değil ki. Siz tahmin edemezsiniz ne konuşulur. Ha, eğer ben biliyorum edasındaysanız o zaman da nereden bildiğinizi söyleyeyim. Benim yalan söylediğimi söyleyeyim. Gerekli girişimleri yapalım kimin yalan söylediği çıksın ortaya. Niye yalan söyleyeyim yani ben? Yani bu doğru bir şey değil. Ve Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğumuz ilişkilerle bu kadar hassas ilişkilerle bu kadar oynama çabası da doğru değil. Ne de Kıbrıs'taki yaşanan süreçte ülkemizde maalesef işte alışık olmadığımız gereksiz kamplaşmalar, gruplaşmalar süreciyle oynamak doğrudur. Bunlarda hassas olalım diyorum. Bunda kötü bir şey mi görüyorsunuz? Ve diyorsunuz ki demek ki siz bir yerlere mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Ben hayatta birine mesaj vermek istediğimde doğrudan söylerim. Benim öyle birilerine dolaylı mesaj verme kaygım yok. Nereden çıktı bu şimdi? Şimdi siz bütün bunları söyleyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben edep ve adap dersi vermiş bir insanım. Mesleğinize saygım var, deneyimize saygım var. Ama bu söyledikleriniz o verdiğiniz ders sınırları içerisinde değil. Ve rica ediyorum hiç benim derdim bu mecliste bir gerginlik yaşanması değil. Özellikle bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz ve ülkemizdeki gereksiz oluşan kamplaşma, gruplaşma konularında 50 milletvekili olarak hepimiz hassas olalım. Böyle bir şey hepimize zarar verir. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Ve bunu söylemeye devam edeceğim. Çok sevindim. Çok sevindim. Çünkü bizim bunu sizinle de birlikte
Bu konuda yapabileceğimiz, ülkedeki kardeşliğin gelişmesi için yapabileceğimiz çok şey var. Bu kadar çok şey varken yapabileceğimiz, tam tersini yapıp da gereksiz gerginlikler yaratmayalım. Bütün derdim odur. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Başbakan. Sayın milletvekilleri, güvenlik kuvvetleri bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi bu bütçeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi kurumsal 21 sivil savunma...